konusunda işin uzmanına kulak verin. gcmyatırım.com.tr'yi ziyaret edin. GCM Yatırım sunar. Türk ekranlarında Para Trener programına hoş geldiniz. Ben Serdar Pazı. Bugün sizlerle birlikte olacağım konuklarımla beraber. Ama konuklarımla sohbete başlamadan önce araştırma uzmanımız Büşra Bingöl'den hem güncel fiyatlamaları ve ekonomik gelişmeleri takip ediyor olacağız. Merhabalar Büşra. Teşekkürler Serdar Pazı. 19 Eylül Salı haftanın ikinci işlem gününden herkesin bol kazançlı, mutlu bir hafta geçirmesini dilerim. Oldukça yoğun geçen ve kritik bir haftanın içerisindeyiz. ABD'de Fed'in yarın sonuçlanacak ve pas geçmesi beklenen toplantısı öncesinde Hazine Bakanı Yellen, Fed'in faiz oranlarını yükseltme hamlelerinin konut piyasasını etkilemeye başladığını ancak tüketici harcamalarının oldukça sağlam olduğunu söyledi. Ayrıca Yellen, ABD ekonomisinin bir gerileme sürecine girdiğine dair herhangi bir işaret görmediğini, işgücü piyasasındaki sınırlı soğumanın ise %2 enflasyon hedefine varma doğrultusunda önemli olduğu açıklamasında da belirtmiş oldu. Böylelikle Yellen bu açıklamalarıyla birlikte faiz artırımlarının etkilerinin değerlendirildiği bir sürecin başladığı sinyalini vermiş oldu diyebiliriz aslında. Avrupa tarafındaysa Avrupa Merkez Bankası'nın yönetim kurulu üyesi François Villeray-De-Gelho, ECB'nin enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını gerektiği sürece %4'te sabit tutacağını söyledi ve bu aşamada gelecekteki artışları desteklemediğini belirtti. Geçtiğimiz hafta ECB'nin sürpriz faiz artırımı sonrasında faiz artırım döngüsünün sonuna gelinmiş olabileceğine yönelik fiyatlama ön plana çıkmış ve böylece Euro bir değer kaybı yaşamıştı. Bugün gelen kritik veriler arasındaysa Euro bölgesi enflasyon rakamları oldu. Şu anda da ekranlarımıza yansıyor. Veriyi saat 12'de karşıladık. Buna göre Temmuz'da yıllık bazda tüketici fiyatları %5.3 seviyesindeyken Ağustos'ta yıllık bazda bu rakam %5.2 seviyesine gerilemiş oldu. Piyasalarda beklenti de yıllık tüketici fiyatlarının değişmemesi yönündeydi. Aylık bazda baktığımızdaysa enflasyona ilişkin rakam %0.5 oranında artış kaydetti. Temmuz ayında tüketici fiyatları ise %0.1 oranında gerilemişti. Piyasalar Ağustos ayında tüketici fiyatlarının %0.6 oranında artmasını beklediğinde hatırlatmış olalım buradan. Yurt içi tarafına dönecek olursak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de gerçekleştirdiği görüşmeler ve yankıları takip ediliyor piyasalar ve gündem tarafından. Erdoğan, ABD Başkanı Biden'la görüşmesinin ardından yaşanan tıkanıklığın önemli kısmını aştıklarını söylerken, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ise yeniden canlandırılması için bir fırsat penceresi açıldığını belirtti. Dün de bu konuya ilişkin açıklamalar vardı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bugün uluslararası ilk yatırımcı toplantısını gerçekleştirmesi de gündemde. Son dönemde yeni ekonomi yönetiminin para ve maliye politikalarındaki adımları yabancı yatırımcılar tarafında karşılık bulması piyasalar tarafından oldukça önemli bir konu olacak. Öte yandan yine gelen açıklamalar ve öne çıkan başlıklar ardında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarında yürütülen rasyonel program sayesinde ülkeye olan güvenin her geçen gün arttığını söylerken, son bir ayda bankaların sağladığı finansmana dikkati çekerek yaptığı değerlendirmesinde hükümete olan güvenin perçinleşmesiyle birlikte dış finansmanda yaşanan problemlerin çözüldüğünü, öte yandan Vakıfbank, Yapı ve Kredi Bankası, Exim Bank, Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası, Denizbank ve İş Bankası'nın Ağustos ve Eylül aylarında çıktığı ihraçlarda yüksek oranda ilgi görürken, son bir ayda ülkemizin bu bankaların yaptığı ihraçlarla toplam 2 milyar 57 milyon dolarlık bir finansman sağlandığını aktardı. Ayrıca az önce belirttiğimiz söz konusu bankaların ihraçlarına İngiltere, Orta Doğu, Avrupa, Amerika, Asya Pasifik ülkeleri gibi çok geniş bir coğrafyadan ilgi olduğunu ekledi yapmış olduğu konuşmalarına. Önde gelen tüm ekonomilerin Türkiye'ye yatırım için radarına aldığı Haziran ayından bu yana ise yurt dışından bankacılık sektörünün 6 milyar 767 milyon dolar, bankalar dışı finansal kuruluşlarının ise 367 milyon dolar ve reel sektörün 3 milyar 266 milyon dolar olmak üzere toplamda 10,4 milyar dolar tutarında dış bir finansman sağlandığını ve bu finansmanla birlikte ülke ekonomisine duyulan güvenin en açık göstergesidir diye konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gerçekleştirmiş olduğu konuşmasında.
Son olarak ise fiyat istikrarının önemine vurgu yaparak fiyat istikrarı için kalıcı refah, yüksek büyüme, yüksek istihdam, ilave dış kaynak için olmazsa olmaz. Fiyat istikrarını sağlamak için gerçek hedefler ortaya koyduklarını söyledi ve tüketimden ihracata yatırıma yönlendireceğiz piyasayı dedi. Enflasyonu kalıcı şekilde tek haneye düşürebilirsek firmalarımız makul maliyetlerle dünyadan 5 ve 10 yıl arası süre gelen bir zaman diliminde vadeli kaynaklara erişimi sağlayabilecek, o zaman dünyada Türkiye ile rekabet edebilecek fazla ülke olamayacak değerlendirmesine bulunurken, orta vadeli programında uluslararası piyasalara güven verdiğini ifade ederek, OVP'nin yani orta vadeli programın enflasyonla mücadele, mali disiplin ve yapısal reform olmak üzere 3 temel bileşeni bulunduğunu ve programın 4. unsurununsa dış kaynak olduğunu söyledi. Bir diğer taraftan yine gündem içerisinde öne çıkan konular arasında Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı veriler boyutunda baktığımızda ABD hazine tahvillerindeki yabancı varlıkları Temmuz ayında artarak belirsiz faiz oranı görünümüne rağmen üst üste ikinci ayda da yükseliş gösterdi. Bir önceki ay 7 trilyon 562 milyar dolar olan ABD hazine tahvillerinin toplam tutarı Temmuz ayında 7 trilyon 655 trilyon dolara kadar bir yükseliş kaydederken bir yıl öncesine kıyasla deniz aşırı varlıklarda %2,2 artış gösterdi. Aslına bakarsak bu gelen verilerle birlikte Çin'in elindeki ABD hazine tahvili stoğunun 821,8 milyar dolara gerileyerek 2009 yılının Mayıs ayından beri görülen en düşük seviyeye indiğini ortaya koymuş diyebiliriz. Bu yorumu yapabiliriz. Konuya ilişkin analistlerden de birkaç yorumu karşıladık. Çin'in zayıflayan para birimi yuan'ı korumak için baskı altında olduğunu ve ABD hazine tahvilinin satışının yuan'ı desteklemek için müdahale amaçlı kullanılmış olabileceğini ifade ettiler. Ayrıca yine konuya ilişkin olarak New York'taki TD Securities'in ABD faizleri stratejisti başkanı Jenedy Goldberg, Temmuz ayında faizlerin çok fazla dalgalanma olmasına rağmen ABD hazine borcuna büyük bir giriş olduğunu ve yabancı varlıklarındaki artışın büyük kısmının Cayman Adaları, Lüksemburg ve Bermuda'dan geliyor olduğunu ifade ederken, dolayısıyla da alıcıların tam olarak kim olduğunu bilmek oldukça zor dedi. Bir diğer taraftan tüm bu gelişmeler doğrultusunda Japonya'nın elindeki ABD hazine tahvili tutarı da 1 trilyon 105 milyar dolar seviyesinden Temmuz ayında 1 trilyon 112 milyar dolar seviyesine çıktı ve böylelikle Japonya ve ABD hazine tahvillerinin en büyük yatırımcısı olmaya devam edişini korumuş oldu. Hazine tahvillerine net yabancı giriş ise Haziran'daki 57,3 milyar dolar olan rakamdan Temmuz'da 200 milyon dolara kadar geriledi. Aynı ayda ABD şirketlerine ve ajanslarına yönelik yabancı alımları sırasıyla 8,4 milyar dolar ve 8,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yine baktığımızda bu veriler ayrıca ABD'de yerleşik kişilerin Temmuz ayında 36,8 milyar dolarlık net bir alımla uzun vadeli yabancı menkul kıymet varlığını arttırdığını göstermiş oldu bizlere. Yine bir diğer öne çıkan gelişmeler arasında BlackRock Investment, Çin emlak sektöründeki ilişkin endişeleri ve teşviklerin sınırlı desteğini gerekçe göstererek Çin hisse senetleri için tavsiyesini ağırlığını arttırdan nötre düşürdü ve BlackRock stratejisti Gene Bowen tarafından yapılan açıklamada ise büyüme yavaşladı, politika teşvikleri geçmişte olduğu kadar büyük değil değerlendirmesini yaparak yapısal zorluklar uzun vadeli büyümenin kötüleştiğini işaret ederken jeopolitik riskler de devam ediyor dedi kendisi. Bizler de hatırlatmış olalım ki BlackRock Investment en son Şubat ayında Çin hisse senetleri için tavsiyesini ağırlığını arttır seviyesine yükseltmişti. O zamandan bu yana Çin endeksi %13 değer kaybı yaşamış oldu. Genel olarak baktığımızda ise Çin hisse senetleri bu yıl dünyanın en kötü performans gösterenleri arasında yer alırken Hang Seng China Enterprises Endeksi Ocak ayındaki en yüksek seviyesinden %20'den fazla düşüş kaydetti.
Ve yarın yani çarşamba günü İngiltere tarafından açıklanacak olan TÜFE rakamları var. Düşüncem şu ki İngiltere'de enflasyonda beklenen artış İngiltere faiz artırımlarına ve ne zaman ara vereceğine dair zaten zor olan kararını daha da zorlaştıracak gibi duruyor. Bu şekilde görünüyor. Öte yandan konuya istinaden yapılan ankete katılan 30'dan fazla ekonomistin tahminlerinin medyanına göre enflasyon Temmuz ayındaki %6,8'den Ağustos'ta %7'ye yükselecek. Ayrıca ekonomistlerin akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara bağladığı bu artış rakamı Şubat ayından bu yana görülen ilk hızlanmayı işaret ediyor olacak. Yine ankete katılan 50'den fazla ekonomistin bir hariç hepsi İngiltere Merkez Bankası'nın Perşembe günü faiz oranını 25 baz puan arttırarak %5,5'e çıkaracağını düşünüyor ki bu görüş finansal piyasalar tarafından da büyük ölçüde destekleniyor diyebiliriz. Bu şekilde bir yorum yapabiliriz. Son olaraksa emtia cephesinden öne çıkan bir başlık olarak değerlendirme yapacak olursak Chevron CEO'su Mike Wirth vermiş olduğu bir röportajda petrol fiyatlarının varil başına $100 seviyesine ulaşmaya yaklaştığını söyledi. Yaptığı açıklamaya ek olaraksa arz daralıyor, stoklar azalıyor. Bu trendler de bizlere gösteriyor ki $100 varil seviyesine yaklaşıyoruz ifadelerini kullanırken yüksek petrol fiyatlarının ABD ve küresel ekonomi üzerinde bir miktar etkisi olduğunu ancak temel faktörlerin sağlıklı kalmaya devam ettiğini belirterek de bu ekonomi üzerinde bir baskı oluşturuyor ancak şu ana kadar ekonomi bunu tolere edebildi dedi. Gündem tarafı bu şekildeydi. Son olarak fiyatlamalar tarafına bakacak olursak genel fiyatlamalar boyutuna BIST yüz endeksinin 7748 seviyesinde %0,89 yükselişte artı yönde olduğunu görüyoruz. Haftanın ilk işlem gününe 7952 seviyesinde başlayan endeks 8000 seviyesinin altında artan satış baskısıyla birlikte dün günü %3,54 düşüşte 7680 seviyesinden kapatmıştı. Şu anda da 7748,64 seviyesinde. Dolar TL 27,031 ve %0,05'te yükselmekte. Euro TL 28,94. Sepet kur 27,98 ve gram altın ise %0,14 yükselişle 1682 TL olarak fiyatlanıyor. Şu anda işlem geliyor genel fiyatlamalar boyutunda. Evet, şimdilik aktaracaklarımız da bu kadar. Değerli konuklarımızın katılımıyla piyasadaki güncel gelişmeleri ve rakamları değerlendirmesi adına sözü Serdar Pazı'ya bırakıyor ve herkese bol kazançlı, mutluluk dolu bir gün geçirmesini diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Evet, Büşra Büngel'e çok teşekkür ediyoruz. Paratoner programına değerli bir konuğumla yapacağım sohbette sürdürüyoruz. Adil Salepçioğlu, ekonomist bu bölümde konuğum olacak. Evet, hoş geldiniz hocam. Evet, konuklarımıza bir bakalım. Merhabalar Serdar Bey. İyi yayınlar diliyorum. Evet hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Orta vadeli programı... Bulduk Serdar Bey. Çok sağ olun. Orta vadeli programı konuşmaya devam ediyoruz. Önümüzde Para Politikası Kurulu faiz kararı var. Mehmet Şimşek'in ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'daki temasları var. Gündemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Para Politikası Kurulu'na ilişkin beklentileriniz neler? Dış finansman noktasında Mehmet Şimşek'ten gelen açıklamalar var. Ama enerji fiyatlarının yukarı geldiği bu noktada hani dış finansman noktasında hiç sorun yaşamayacağız. Acaba biraz ileride bir düşünce midir? Bu konudaki değerlendirmenizi isterseniz alarak başlayalım sohbetimize. Peki, çok teşekkür ederim tekrar. İyi yayınlar diliyorum Serdar Bey. Şimdi genel anlamda bir perspektif çizecek olursak, hem küresel tarafta hem ülkesel tarafta ortaya çıkan bazı durumları karşılıklı analiz etmek lazım. Yarınki para
piyasası kurulumuzun, yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın alacağı politika faiziyle ilgili karar aşamasında biz Fed'in de kararını takip ediyor olacağız. Neden Fed'in faiz kararı da önem arz ediyor? Çünkü dünyadaki sermaye akışlarının hareketliliği açısından büyük bir önemi var. Fed'in veya Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın almış olduğu faiz kararlarının. Şimdi bu çerçevede baktığımızda Türkiye'nin önündeki en önemli olgu cari açık. Yani fiyat istikrarı mı Sayın Bakan'ın dediği gibi, yoksa büyüme mi? Şimdi bunların ikisini bir arada aynı kefeye koymamız mümkün değil. Ancak terazinin iki yanındaki olgular olarak görmemiz mümkün. İki önemli faktör ve bunlar ayrı ayrı kefelere konur. O zaman fiyat istikrarı mı, büyüme mi dediğimizde, eğer enflasyon mu, istihdam mı dediğimizde, buradaki dengeyi Türkiye'nin cari açığı belirler. İşte tam o noktada da cari açığın içindeki en önemli etken, altın alımını, altın stoklarını bir tarafa bırakırsak, özellikle enerji, ham madde ihtiyacı bağlamında ama özellikle enerji ayağı oluşturduğunu görüyoruz. Şimdi tabii bu zamanda hem emtia cephesine hem petrol, ham petrol cephesine, doğal gaz fiyatlarına bakmamız gerektiğinde de 90'lardan 100 dolarlara doğru yükselmesi, özellikle bizde yapılan devalüasyon ardından dolar kurundaki yükselişle de maliyetleri çok yukarı doğru yükselttiğini görüyoruz. Fakat diğer taraftan bazı ekonomistlerin değerlendirmelerine göre 2024 içerisinde bu varil petrol fiyatının 70 dolarlara doğru gerileyeceğine ilişkin bir tahmin de var. Dolayısıyla da hani bizim orta vadeli programa baktığımızda da aşağı yukarı bu civarlarda, 70 dolarlar civarında bir hesaplamanın yapıldığını görüyoruz. Tabii bunu da özellikle bu yılın ikinci çeyreği kadar gelecek yılın ilk yarısına bakarak değerlendirmek daha kabil olacak. Diğer taraftan cari açık dedik ve bunu bir kilit ya da bir anahtar olarak görürsek, fiyat istikrarıyla büyüme arasındaki denge açısından bir diğer dengemizi, bir diğer anahtarı ise nerede görebiliriz? Eğer biz üretim mi istihdam mı noktasında, yani hem üretelim hem de istihdam sağlayalım noktasındaki en önemli anahtar, en önemli kilit nokta yatırımlar. Dolayısıyla da yatırımların finansmanı da çok önemli. Bakın orta vadeli programın ana bileşkenleri arasında Sayın Bakan dördüncü faktör olarak söylüyor ama bence en önemli faktör bizim doğrudan yabancı sermaye yatırımı, yani dış kaynak ihtiyacı. Ve bu noktada da özellikle dış kaynağın gelmesini sağlayacak unsur bir güven parametresi yaratılması. Bunun akabinde uygulanan maliye politikalarıyla para politikalarının eş zamanlı ve birbirini destekleyecek şekilde yürümesi, orta vadeli programa sadık kalınması. Ama özellikle de burada eğer fiyat istikrarı ise konu, enflasyonla mücadele noktasında yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelecek faiz kararını beklememiz lazım. Bakın tam o noktada şuna dikkat çekmek isterim. Dün alınmış olan Merkez Bankamızın almış olduğu bu özellikle mevduat faizlerini de ön plana çıkartacak KKM ile ilgili uygulamada istenen TL'ye dönüşlerde mevduat faizlerinin yükselmesi suretiyle oraya doğru bir ivmelenme sağlanması amaçlanıyor. Bunun da sonucu nedir? Nasıl mevduat faizleri artar? Bunun sinyali de yarın zaten Merkez Bankası'nın bence 500 hatta belki 600 bas puanlık bir faiz artışıyla desteklenecek kanaatine sahibim. Buna mukabil tabii ki faiz artışı bir enstrüman enflasyonla mücadelede, fakat büyüme yönünde de ciddi bir baskı oluşturabilir. Neden? Çünkü bakın şu an itibariyle sadece konuşalım. Yani geçen haftanın verileriyle konuşuyorum. Tüketici kredilerinin enflasyon rakamına, ticari kredilerin ise özellikle politika faizinde denk geldiği bir noktada üretici nasıl finansman bulacak, nasıl bunu üretimine, yatırımlarına yönlendirecek? Burada özellikle reskont kredilerinin en son açıldığını gördük. Bu da doğrudan ihracat yapan firmalar açısından, KOBİ'ler açısından
bir fırsat olarak sunuldu. Fakat ben henüz daha para politikasını step by step destekleyen bir maliye politikası ya da bir istikrar paketinin açıklanmadığını düşünüyorum. Ama öngörülebilir bir ekonomi tesis edilmesi anlamında da önemli adımlar atılıyor. Tabii bunun sürdürülebilir olması da bir diğer açıdan, bir diğer cepheden büyük önem arz ediyor. Serdar Bey. Evet hocam, değerli katılımınız için çok teşekkür ederiz. Daha geniş bir zamanda, daha uzun soluklu olarak konuşmak üzere diyoruz ve Doktor Adil Salipçoğlu'na teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir reklam arası, reklam arasından sonra Paratoner programı devam ediyor olacak. GCM Yatırım.com.tr'yi ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam edecek. GCM Yatırım.com.tr'yi ziyaret et. Yatırımlarını kolayca yönet. GCM Yatırım'ın sunduğu program devam ediyor. Evet, partner programı devam ediyor. Bu bölümde konuğum araştırma müdürü Kudret Ayyıldır olacak. Kendisiyle ağırlıklı olarak yurt dışı ilişkileri konuşuyor olacağız. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Serdar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, Merkez Bankaları Haftası desek yeridir. Yani Japonya, İngiltere, bizim Merkez Bankamız, Para Politikası Kurulu. Tabii ama en önemlisi Fed herhalde. Görünüm nasıl? Yani Fed'in son açıklanan verilerden sonra özellikle çekirdek enflasyonda arzu edilen geri çekilmenin olmaması, yani %2 hedefine ulaşmanın çok daha uzun süreceğinin anlaşılmasıyla beraber, hani bu toplantıda pas geçer, yılın geri kalanında en fazla bir kere arttırırdan, sanki birkaç kere daha faiz arttırımı gelebilir mi? Hazır istihdam piyasası da çok bozulmadı, işte perakende satışlar beklentilerin üzerinde geldi gibi bir noktaya doğru evriliyor global tarafta analistler. Hani bu görüşü paylaşır mısınız? Yani bu toplantıda herhalde pas geçeceği konusunda herkes gibi hemfikiriz diye düşünüyorum ama gelecek toplantıya ilişkin görünüm ve Fed'in duruşunda bir değişiklik olur mu sizce? Aslında Fed tarafında tünelin sonundaki ışığa gitgide yaklaşıyoruz. Yani şu anda en fazla ne yapılabilir diye baktığımız zaman da hani teorik açıdan bir adet daha faiz artışı masadaymış gibi duruyor. Bunu da Haziran toplantısındaki projeksiyonlardan görüyoruz. Tabii bu toplantıda sıradan bir toplantıdan ziyade projeksiyonları da inceleyeceğimiz için bize çok net bir şekilde yol haritası verecektir. Birinci senaryo burada 5.6 kavramı, yani bir adet daha faiz artışı kavramı masada olup olmadığını ilk etapta projeksiyonlarda göreceğiz. İkinci önemli nokta ise 2024 yılına ilişkin faiz tarafındaki beklenti, ki biliyorsunuz ki orada 4.6'lık bir beklenti var. Şu anki faiz rakamını kıyasladığımız zaman da o zaman 2024'te 1'e indirim beklentisi hali hazırda gündemde. Ama Fed diyor ki ben %2 hedefime ulaşana kadar diyor sıkı para politikasına devam edeceğim. Yani burada illa faiz arttırmak durumunda değil Fed. Çünkü şu anda zaten reel anlamda pozitif bir faiz veren bankadan bahsediyoruz ki Kanada ile birlikte şu anda baktığımız zaman merkez bankaları arasında başka bir reel anlamda pozitif faiz veren banka yok. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman da enflasyon hedefine çok daha hızlı bir şekilde yaklaşmak için burada istihdam piyasasındaki görüntüyü de dikkate aldığımız zaman artış hamlesini devam ettirebilir. Ama ben buna gerek kalacağını düşünmüyorum. Maksimum bir adet daha faiz artışı yapıp ondan sonra sabit faiz politikası ve piyasaları sürekli olarak yönlendirebilecek bir aksiyonla gidebileceğini düşünüyorum. Zaten vadeli tahminlerde de bundan sonraki toplantılarda öyle faiz artırım ihtimalleri çok fazla değil, kabaca 30-35 civarlarında görünümler söz konusu. Bu açıdan da mevcut projeksiyonlarla birlikte Başkan Powell'ın açıklamalarını dikkatle takip ediyor olacağız. Evet, tabii ki şimdi şunu da söylemek gerekiyor. %5'in üzerine geldi Amerika'da 2 yıllık tahvil faizi ve bakıldığında gelişmiş ülke merkez bankaları arasında tabii ki geçtiğimiz 12 aylık enflasyona görece reel olarak faiz veren hani ender merkez bankalarından bir tanesi. İşte Yellen tarafından, Hazine Bakanı tarafından dile getirilen bir yumuşak iniş
mümkün gayet açıklamaları var. Ama diğer taraftan da 2024'ün özellikle ilk iki çeyreğinde yani ilk yarısında bir resesyonda kaçınılmaz. Yani enerji fiyatlarının özellikle yukarı geliyor oluşu bunu biraz daha tetikliyor gibi de bir görüş hakim. Yani dünyanın geri kalanına tabii Amerika'da bağımsız değil. Yani Çin'de, Japonya'da işler böyleyken, Almanya bir resesyonla boğuşurken kendi tek başına hane halkının tüketimiyle ne kadar sıyrılabilir bundan o da tartışılıyor. Dolayısıyla yani Amerika'da bir yumuşak iniş ihtimali gerçekten ağırlıklı senaryo mudur? Yoksa bu kadar global tarafta çalkantı varken Amerika'nın büyük ticaret partnerleri olan Avrupa'da, Uzak Doğu'da işler bu kadar yolunda gitmezken işte çeşitli sanayi üretimlerinden, hane halkı harcamalarından negatif rakamlar okurken hani Amerika bu işten sıyrılabilir mi sizce? Aslında potansiyeli var. Çünkü biz bunu pandemi dönemi ve daha sonra Rusya-Ukrayna sürecindeki mevcut konjonktürle birlikte hem mali politikalarda hem de para politikasındaki süreçte görebildik. Yani baktığımız zaman hatta bir toplantıda Powell'ın istihdam piyasasına anlam veremediği bir açıklaması da vardı. Yani Amerika'nın kendi iç dinamiklerinde özellikle bağımlılık tarafında o süreci çok daha iyi bir şekilde götürdüğünü görebiliyoruz. İstihdam piyasasında özellikle bu kadar faiz artışlarının olduğu bir ortamda evet bozulmalar var ama orada ciddi bir problem yaratabilecek tarzında bir görüntünün olmadığını görebilmekteyiz. Burada büyüme tarafına baktığımız zaman özellikle hizmet sektörüne ilişkin PMI datalarında evet bir miktar geri çekilme var, evet eşik bölgesine yaklaştık ama hala büyüme temposunu hafif de olsa devam ettirme gayreti içerisinde. Sanayi tarafı evet olumsuz, 50'nin altında daralma bölgesi tarafında ama hizmet sektörünün bu anlamdaki önemini zaten görüyoruz. Global tarafta gerçekten önemli ve problemli bir dönem söz konusuyken, Çin tarafında büyüme temposunda çok iyi noktalar oluşamıyorken, Avrupa mevcut enerji bağımlılığından dolayı yapmış olduğu aksiyonlarını bir türlü meyvesini yiyemiyorken ve bir yandan da faiz arttırmak durumunda kalırken, sanayi tarafındaki akışları ciddi anlamda bozulmuşken, Amerika kıyasladığımız zaman oldukça avantajlı bir konumda, reel anlamda pozitif bir faiz veriyor olmasının da artı bir avantajı ve hatadan çok kısa bir sürede dönüp samimi bir şekilde bu hatayı kabul ederek kredibilite kaybını da giderebilen ve yönlendirme konusunda da önemli bir iletişim kabiliyetine sahip bir bankadan bahsediyoruz. Bu açıdan gelecek dönemde daha fazla faiz artışlarının devamlılığından ziyade bu normunu koruyabilecek bir standartta hareketlerini sürdürerek 2024'ün belli bir dönemini bu akışta gitmesi beklenebilir. Tabii ki siz enflasyonla mücadele ettiğiniz zaman büyüme cephesinde problemler yaşanılabiliyor ama biraz önce baktığım zaman OECD'nin Amerika için büyüme beklentisi 2023 yılı için 2.2, 2024 yılı için 1.3'ler. Yani teorik açıdan baktığımız zaman da rakamlar da iyimser bir rakam olarak kalıyor. Keza Çin tarafında da %5.1 bu dönemde, yani 2023 yılında %4.6, 2024 tarafında bir görüntü var. Yani büyüme tarafında bir miktar daha aşağı yönlü revizyonların olduğunu görebiliyoruz. Ama yine biraz önce de vurguladığım gibi Amerika bu türbülansta zarar görmeyecek mi? Tabii ki zarar görebilecek ama mevcut konjonktür içerisinde bu süreci çok daha iyi bir şekilde atlatabilecek bir konumda olduğunu söylemekte fayda görüyorum. Evet, global ölçekte ekonomilerin fotoğrafını çektikten sonra biraz da bunun piyasalara nasıl yansıdığını, yansıyabileceğini konuşalım. Yani eğer faiz arttırımlarında hemen hemen her majör merkez bankası, buna Fed de dahil olmak üzere, faiz arttırımlarının sonuna geldiyse en fazla bundan sonra Avrupa'dan bir tane daha gelebileceği bile şüpheli. Bugün Fransız bakıldığı zaman Merkez Bankası yetkilisinden gelen daha güvercin tonda bir açıklama var. İşte İngiltere keza bu hafta açıklayacak. Onların da son arttırım olma ihtimali oldukça yüksek. Dünyanın geri kalanı zaten Japonya ultra gevşek para politikasını sürdürüyor. Çin işte kredi piyasasını desteklemek adına para enjekte ediyor. Faizleri düşürmeye çalışıyor büyük ölçüde. Şimdi bu düzlemde yani %5'ler civarında risksiz getiri olarak adlandırabileceğimiz Amerikan tahvillerinde bir getiri sunulurken fon yöneticilerine
Avrupa'daki işte Almanya'ya bakıyorum %2,5'ların biraz üzerinde bir getiri. İngiltere'de biraz daha iyi ama çok da cazip değil. Japonya işte faizleri sıfıra yakın bir noktada tutmaya ısrarla devam ediyor. Dolayısıyla bu fon akımları doları desteklemeyi sürdürür mü? Yani dolar endeksinde böyle 105'in üzerinde yeni kısa vadeli zirveler görür müyüz? Euro dolar ana bileşeni 1.05'lere doğru geriler mi? Yani para piyasalarına, paritelere bunun yansıması sizce nasıl olur? Aslında bu noktada ECB'nin mekanizması bence çok daha önemli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü özellikle biz dolar endeksi ve euro dolar tarafında akışın ne kadar daha devam edebileceğini konuşurken hep aklımızda Avrupa'da İtalya ve Fransa tarafına acaba bu rakamlardan memnuniyetlik var mı yok mu? Bu soruların cevaplarını arıyoruz. Genellikle de bu tür sinyaller önemli takip ediliyor biz. Özellikle uluslararası piyasaları takip edenler için. Şimdi baktığımız zaman ECB'nin bundan sonraki süreçte faiz artış temposuna devam edip etmemesi oldukça soru işareti. Ki geçtiğimiz haftaki yayında zaten ben 25 bas puanlık bir faiz artışı olacağını izah etmiştim. Nitekim bu şekilde bir reaksiyon verildi. Bu kredibilite anlamında da güzel bir şey ama aslında devamlılığının olması, bugün de gelen enflasyona baktığımız zaman %5.2, bizim faizimiz mevduat tarafında %4. Yani hala burada atmamız gereken adımlar var ama Avrupa cephesinde bu noktada gelecek dönem için çok daha iyimserliğin olmadığı bir ortam var. Şimdi bu durumdan baktığımız zaman da ECB daha fazla ileriye gidemeyecek düşüncesi, Fed stabilde devam edecek düşüncesi, dolar temasında bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerin devam edebilme ihtimali kuvvetlendiriyor. Benim burada özellikle uzun vadeli konjonktürde görmüş olduğum 99'lardan kaydedilen dönüşün teyit kazanabilmesi için burada fiyat anlamında 105-105.20 bölgesinin üzerinde kalıcılaşmaya ihtiyacı var. Eğer bu şart sağlanırsa o zaman biz 105-108 bölgesini yeni dönemde konuşmak durumunda kalabiliriz. İşte bu euro dolar paritesinde tekrardan 1.05'ler hatta daha alt bölgelerin oluşumuna imkan tanıyabilir. Buna da bu açıdan bakmakta fayda var. Ben gelecek dönemde euro dolar paritesinde bir miktar daha geri çekilme ihtimalini önemsiyorum. Dolar endeksindeki güçlenmeden kaynaklı ama buradaki soru işaretim 105-105.20 üzerinde dolar endeksi kalıcı olabilecek mi? Bunu da özellikle bu ayki fiyatlama davranışıyla incelemenin çok daha önemli olduğunu söyleyebilirim. Evet, şimdi Japonya tarafında da faiz kararını alıyor olacağız. Ama tabii Uzak Doğu'da ana bilinmeyen esas itibariyle Çin. Orada gayrimenkul yapı geliştirme sektöründe yaşanan ciddi sorunlar. Yani bunun ekonomiyi topyekün aşağı çekecek büyüklükte olduğuna dair, tabii şimdi Amerika'daki kadar ya da Avrupa'daki kadar çok derinlemesine bilgi sahibi değiliz. Oradan bilgi çok daha sınırlı bir şekilde, gecikmeli olarak ve soru işaretleriyle beraber geliyor. O yüzden hani net bir resimde maalesef Amerika'daki konut piyasası gibi mesela elimizde yok. Ama açıklanan veriler ve o yapı geliştirme sektöründeki firmaların işte tahvil kupon ödemelerinde zorlanmaları, işte çeşitli yerel para birimi tahvil ödemelerinin yapılamaması, ötelenmesi vesaire gibi sorunlar yani finansal piyasalarda işlerin çok yolunda olmadığını gösteriyor. Yani oradan yeni adımlar gelir mi? Bir de bu yeni hayatımıza giren COVID'in yeni varyantının o tarafta yeni bir sıkıntı yaklaşan Kuzey Yarımküre'de kış dönemi itibariyle, yani şu an pek de hesapta olmayan hani resesyon endişelerine böyle o ateşe bir odun daha atar mı şeklinde Uzak Doğu'yu bir değerlendirmek isterim sizinle. Evet, aslında özellikle Japonya tarafından gelecek dönemde hani bir adım da beklemek istiyoruz. Yani sürekli enflasyon yaratamayan bir ülke olarak lanse ettiğimiz Japonya'nın şu anda %3'lerin üzerine çıktığı bir enflasyonda faiz tarafı hala negatif bir şekilde durduğunu, bu toplantıda da ultra gevşek politikasından ödün vermeyeceğini biliyoruz ama artık yeni yıldan itibaren sanki orada vadeli tahminlerde de baktığımız zaman değişimler var. Yani benim burada gördüğüm özellikle Aralık dönemine kadarki süreçte kabaca artış düşünceleri içerisine girenler %40'lara kadar yükselmiş durumda. Yani acaba orada hani negatiften en azından nötre geçen bir görüntü olabilir mi? 2024'e girerken böyle bir aksiyona geçer mi? Bunu takip ediyor olacağız. En azından enflasyon rakamının da oldukça yukarıda olduğu düşünüldüğü zaman, tabii
bizde kıyaslamıyorum. O bölgede Japonya'da gelecek dönem için bence bir adım atılabilir diye düşünüyorum. Şu an için ama bir değişim yok. Çin tarafına geldiğimiz zaman özellikle %6'larla başladığımız bir büyüme beklentisi süreci vardı. Bu noktada özellikle büyüme temposuna destek verebilmek açısından kredi faizlerinde aşağı yönlü revizyonların geldiğini gördük ama piyasa nezdinde bu revizyonlar, yani bu aşağı yönlü geri çekilmeler, indirimler yeterli görülmemişti. Yeterli görülmediği için de atılan adımlar karşı cephede inandırıcılığı olmadı. Bugün baktığımız zaman Amerikalı kuruluşlar dahil olmak şartıyla çoğu Çin'e ilişkin büyüme tahmini yapanlar burada büyüme temposunu aşağı yönlü sürekli olarak çekebiliyor. Enflasyon teması tarafında da zaten dezenflasyon süreci var. Bu noktada Çin'in biraz daha indirim yönündeki aksiyonlarını kredi faizler tarafında hissedilebilme senaryosu ön planda durabiliyor. Ama bunun tabii ki bir şey yapıyorsunuz, bunun karşılığında bunu inandırabilecek bir etkinin de olması gerekiyor. Ben o tarafta biraz soru işareti yaşadığını görebiliyorum. Tabii ki Çin'in kendi yönetim şekli, sistematik düzeyi birazcık daha dünya genelinden farklı olduğu için o cephede birazcık sorunlar yaşanabiliyor. Bu anlamda bu stabilde biraz hareketlerin devam edebilme ihtimali var ama mevcut mortgage tarafındaki iyileştirmelerden dolayı kredi faizlerinde aşağı yönlü revizyonların devam edebilme ihtimali sanki bir adım daha öndeymiş gibi duruyor. Evet, yani Kuzey Yarımküre'de kış sezonuna doğru gelirken tabii geçtiğimiz sene mevsim normallerinin çok üzerinde hava koşullarıyla beraber nispeten ülkelerin daha sınırlı bir enerji talebi. İşte ülkemiz için de yazıdan son raporlar 13 milyar dolar civarında bir ortalamalardan daha az fatura ödendiğine işaret ediyor. Tabii dünya genelinde de işte Avrupa'nın başta Almanya olmak üzere enerjide dışa bağımlılığı malum. İşte Fransa nükleerle beraber biraz daha kendini ayrıştırmış durumda. Ama şimdi enerji fiyatlarının böyle işte petrol için tabii burada Brent petrolden bahsediyorum ağırlıklı olarak 100 dolara böyle yakınsadığı bir yükseliş trendi içerisinde olduğu noktada fon akımları üzerinde ya da ülkelerin ticaret açıkları üzerinde ya da işte Rusya gibi, Amerika gibi, Kanada gibi, Avustralya gibi ülkeler içinde bir fazla tabii bu anlamına geliyor. Dolayısıyla enerji fiyatlarının geleceğini OPEC'teki Rusya ve Suudi Arabistan'ın bir klik olarak OPEC Plus'ı oluşturmasını, bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii Brent petrol tarafında 70 dolarlardan itibaren oluşan bir yükseliş görünümü var ve bu yükseliş görünümü içerisinde özellikle petrol fiyatlarını aşağı yönlü çok daha sert bir şekilde çekebilecek gelişmelerin olmaması da bugünleri zaten yavaş yavaş hazırlamış oldu. Amerika'nın stratejik petrol rezervleri sürecinde çok daha iyi bir aksiyona geçmemiş olması, işte OPEC tarafında arz kesintisiyle alakalı haber akışlarının gündemi oldukça meşgul etmesi kademeli bir şekilde petrol dinamiklerine tekrar 100 dolarları konuşmamıza olanak tanıdı. Zaten fiyat anlamında da 89-90 dolarların üzerinde 96-100 dolara doğru bir hareketliliğin devam edebilme ihtimalini önemsiyordum. Nitekim bu senaryo çalışıyor. Tabii önemli olan burada yeni eşik noktası olarak 100 doların üzerine tahammül edilebilecek bir görüntü var mı? Her ne kadar 2024 yılına ilişkin beklentilerde aşağı tarafta ortalama rakamlar telaffuz ediliyor olsa da bu rakamlara kadar bir geri çekilme ihtimali ne kadar mantıklı güncel gündem haberlerini dikkatle takip ediyor olacağız. Yani şu anda yüzlerden 70'lere doğru bir satışı gerçekleştirebilecek bir açıklama ya da bir haber akışının olmadığını söyleyebilmekte fayda var. Yani üretim daha fazla artacak, stoklar şişecek gibi temel gereksinimler de çok fazla söz konusu değil. Bir de buradaki talebe bağlı olarak da fiyatlama reaksiyonunu göreceğiz. Çünkü baktığımız zaman da mevsim sıcaklıkları bile buradaki enerji tarafını yorumlayabilmemiz açısından da önemli olacaktır. Ama işin doğalına baktığımız zaman da ben şu an için 100 dolara yaklaşabilecek bir konjonktüre gitgide hazırlandığımızı ve orada verecek reaksiyonun gelecek dönem beklentilerin şekillenmesi açısından da önemli olacağını söyleyebilirim. Nitekim bu aslında yeni bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Çünkü eskiden 70 dolarları dip olarak kabul ediyorduk. Şimdi kabaca 85 dolarları, 85-90 bölgesini dip kabul etmeye çalışıyoruz. Bu dipler aslında yeni normalde tekrar yukarı yönlü enerji fiyatlarının oluşumuna olanak tanıyor. Hal böyle olurken de ister istemez bir türlü enflasyon konusunda iyi bir noktaya gelemeyen dünya için artı bir
tehdit unsuru oluşturmaya sebebiyet veriyor ki hatırlarsan Rusya, Suudi Arabistan, Fars kesintisi haberi geldikten sonra piyasalarda enflasyon tedirginliği başladı. Tahvil faizlerinde yukarı yönlü reaksiyonlar görmüştük. Bu tür tedirginliğin olabileceği yeni dönemlerden geçebileceğimizi söyleyebiliriz. Eğer burada bu şişkinliği, fiyat şişkinliğini azaltabilecek yeni gelişmeler yer alabilirse o zaman bir miktar en azından 80 ile 100 arasında bir stabil oluşabilmesine olanak tanınabilir. Aksi takdirde kışın birazcık daha terleyeceğimiz bir ortam olacağını söyleyebiliriz. Evet, son kalan 3-4 dakika içinde de biraz değerli metallere değinmek istiyorum. Şimdi Fed yavaş yavaş faiz artırımlarının sonuna geliyor ve bundan sonra ilk hareketini indirim olma beklentisi. Tabii bu toplantıdan sonra biraz daha herhalde şekillenecektir ama bu konuda da görüş birliği olmasa da en azından bardağın boş yarısını gören, yani bundan sonra artık faizlerde bir indirim gelmesi 2024'te bir noktada ağırlıklı senaryo diye düşünenler. Dolayısıyla altının tabii en büyük rakibi faiz olduğundan, yani artık faizin daha artmadığı bir yerde enflasyon karşısında son yıllarda önemli ölçüde geride kalan altın bu açığı kapatma noktasında bir hamle yapabilir mi? Son istersen 3 dakika içerisinde bununla konuşarak tamamlayalım sohbetimizi. Altın, gümüş, platin, paladyum baktığımız zaman önemli bir dip algısı oluşturmaya çalışıyor. Bunu altında da görüyoruz, platinde de görüyoruz. Altın gümüş rasyosunda her ne kadar 84'lerin altında, gümüş biraz daha bu anlamda popüler olacakmış gibi dursa da genel anlamda en kötüsünü gördük senaryosu metaller tarafında bir iyimser beklentiyi gündeme taşıyor. Ben bu açıdan 2024 yılında altın, gümüş, platin, paladyum gibi önemli metallerde yukarı yönlü reaksiyonları bekliyorum. Altına bir parantez açmak istiyorum. Çünkü 2013 yılından bu yana her yılın son çeyreğinde, son bölümde özellikle genellikle bir dip yapar ve bu diple birlikte yeni yılın ilk dönemine kadar, genellikle bu ilk ay olarak nitelendiririz, oraya kadar bir ralli oluşturur. Yükseliş rallisi deriz biz buna. Bu sebeple de bu istatistiki görüntü yine aynı şekilde altında devam edecekmiş gibi duruyor. Bu sefer tam da makro çerçevede bu desteklenecekmiş gibi duruyor. Bu açıdan da ben en azından hem son çeyreğimiz hem de yeni yılın ilk çeyreği konjonktürüne baktığımız zaman 6 aylık dinamiklerde emtiaların oldukça diğerlerine göre daha şanslı olabilecek varlıklar olabileceğini söyleyebilirim pozitif anlamda. Evet, yani 10 yıldan beri devam eden döngüsel bir hareket hani önemli bir tekrara işaret ediyor. Dolayısıyla bunu da takip ediyor olacağız. Evet, daha geniş bir zaman diliminde sanayide kullanılan bazı metaller ve senin de dile getirdiğin gibi platin, paladyum olmak üzere diğer metalleri de konuşmak isterim açıkçası. Kudret A. Yıldır'a, araştırma müdürü, çok teşekkür ediyoruz değerli katılımı için. Ve böylece Paratoner programını bugün için sonlandırıyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere. Yatırım konusunda işin uzmanına kulak verin. GCM yatırım.com.tr'yi ziyaret edin. GCM Yatırım sundu.